Herkese merhabalar. Kanalıma ilk kez gelenler ve beni tanımayanlar için ben Ayşe Özata. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizler için biz hanımların vazgeçilmezi olan yazmalarla bir içerik hazırladım. Umarım hoşunuza gider. Yazmaları hepimizin de bildiği gibi biz hanımlar yerine göre mutfakta yemek yaparken, yerine göre aksesuar olarak, fular olarak kullanıyoruz ya da tesettür amaçlı bir şekilde hayatımızın her anında, her yerinde yazmalara ihtiyaç duyuyoruz. Tabi bu yazmalar zaman içerisinde tüyleniyor ya da e, yırtılıyor ya da yanıyor yanlışlıkla ütülerken. Ve bu yüzden dolaplarımızın, çekmecelerimizin bir köşesini sürekli işgal eden bir yığın yazmalarımız oluyor. Benim, kızlarımın, annemin, gelinlerimizin kullanmadığı yazmaların hepsini toparladım. Ve sizler için güzel bir içerik hazırladım. Dediğim gibi inşallah anlatabilirim. Buyurun yapımına geçelim. Öncelikle yazmalarımın hepsini bir kenara güzelce alıyorum. Sadece iki tanesini bırakıyorum. Bu arada yazmalarımın içerisinde yırtılan yazmalar da var. Ben onları iç kısımda kullanacağım. Ee, güzel olanları dış tarafa getireceğim. Hemen bunları bir kenara alıyorum. İki tanesini masanın üzerinde bırakıp güzelce masanın üzerine yayacağım. Bu arada yazmalarımın ölçüsü 110 santim. Klasik kullandığımız pamuklu olmasına dikkat edin. Çünkü daha sıcak tutuyor bu şekilde olduğu zaman. Ortadan ikiye bir santim dikiş payı kullanarak güzelce dikeceğim. Bakın düzeltiyorum. Tam buradan güzelce bir santim dikiş payı kullanarak dikiyorum makinede. Üst üste getirdim. Zaten o hazır bu tür yazmaların biliyorsunuz. Tekrar söylüyorum, pamuklu yazma kullanırsanız daha sıcak olur, daha kullanışlı olur. Bu iki yazmanın dikimini bitirdikten sonra tekrar iki tane yazmayı orta yerinden yine bir santim dikiş payı kullanarak yeniden dikeceğim. Bu şekilde toplam dokuz tane parçam olacak. Yani on sekiz tane yazmadan 9 çift yazma elde etmiş olacağız. Battaniyemiz için bir çift birleştirdiğim yazmalarımın ilki bu. Bunu hemen bir kenara alıyorum. Daha sonra 3. ve 4. yazmamı masanın üzerine yayıyorum. Yine 1 santim dikiş payı kullanacağım ve dikeceğim. Bu şekilde tam 9 tane yani 18 tane yazmayı ayarlayıp geldim. Üst üste bakın delikli olan kısımlarını araya kullanıyorum. Sağlam olanlarını üstte en üste ve en alta getirmeye dikkat ediyorum parçalarımızı güzelce yerleştiriyoruz. Hanımlar, e, yazmalar pamuklu olduğu için biraz elektriklenme çok oluyor. O yüzden ben uç kısımlarını gösteriyorum. Kenar kısımlarını, aşağı kısımlarını güzelce düzeltiyorum. Az sonra bitmiş halini göstereceğim. Tam 9 kat bu şekilde yazmamı üst üste getirdim ve kenar kısmından güzelce önce tel alıyorum. Tel almamın nedeni dediğim gibi pamuklu olduğu için yazmaların dokusu makinede dikerken bu dokuz katı her ne kadar ince de olsa illaki bir kayma olacak bu kaymayı engellemek için bir tel almanızı öneriyorum dört tarafına da aynı şekilde dört köşesine de güzelce tel aldıktan sonra buralardan makinede dikiyoruz tekrar bu elde ettiğimiz dokuz tane yazma battaniyemizin iç kısımlarını oluşturacak biraz önce söylediğim gibi pamuklu olduğu için çok e, hem yumuşak hani ağır bir battaniye olmuyor hem de sizi ısıtacağından emin olabilirsiniz. Battaniyenizin alt kısmına evinizde eskiyen e, polar varsa hani örtülerinizden kalan onları kullanabilirsiniz. Dikme işlemini bitirdikten sonra 130'a 240 santim yeterli kenarlarından 10'ar santim pay kalması gerekiyor. Yani bunu daha büyük yaparsanız e, ölçü hiç fark etmiyor. Kenar kısımlarından 10'ar santim büyük olması gerekiyor. Alttaki kullandığınız polar ya da polar vari kumaşın. Son düzeltmelerimi yapıyorum. Kenar kısımlarda buralarda ve yukarıda aşağıda 10'ar santim payın güzelce yerleştirilmiş olmasına dikkat ediyorum. Bu arada üzerine kullandığım kumaş yazmalarla aynı ölçüde. Hemen 10 santimi katladım ve birer santim dikiş payı kullanarak buralardan önce tel alacağım. Daha sonra makinede güzelce dikeceğim. Terleme işlemine geçmeden önce hemen köşe kısmını nasıl katladığımı göstermeye çalışacağım. Dediğim gibi eski zaman usulü annelerimizin yorgan yüzleme tekniği. Bu şekilde katlıyorum. Daha sonra bunu tekrar diğer tarafa katlıyorum ve buradan toplu iğne ile tutturacağım. İlk önce bu kısımlardan dikeceğim makinede dikişe oturduğum zaman battaniyemi hafif çekiyorum ve diğer tarafa geçiyorum. Bakın tekrar gösteriyorum. Minik minik toplu iğnelerimle tutturduktan sonra bu kısmı katlıyorum. Daha sonra diğer kısmı onun üzerine denk getiriyorum. Köşenin muntazam düzgün olmasına dikkat ediyorum. Yine toplu iğnelerle tutturuyorum. Toplu iğneleme işlemi bittikten sonra kenarını 1 santim buradan katlıyorum. Ve güzelce minik minik tel aldıktan sonra tekrar makinede dikeceğim. Ve şunu tekrar söylemek istiyorum. Polar kumaş kullanmanız şart değil. Varsa evinizde e, pazen kumaş ya da e, önemli olan kumaşın pamuklu dokusunun olması arkadaşlar. Minik minik terleme işlemi bittikten sonra hemen makinaya geçip bu kısmı güzelce dikeceğim. Önce köşe kısımlarını dikiyorum. Dört bir köşesini diktikten sonra bu kenar kısımlarını dikeceğim. Terlediğim yeri dikeceğim. Ve makinanız piko makinası ise bu kısımlarını zikzak ayarıyla dikebilirsiniz. D ise düz dikişle de olabilir. Sadece 1 milim dikiş payı kullanın. Düz makinayla dikiyorsanız eğer dediğim gibi piko makinası ise zikzak ayarını kullanabilirsiniz köşe kısımlarını dikeceğim. Daha sonra bu kenar kısımlarını dikeceğim. Ve makinenin başına geçiyorum. Güzelce köşe kısımlarının dört köşesinde bu şekilde diktikten sonra kenar kısımlarını dikeceğim. Hanımlar şunu da belirtmeden geçmek istemiyorum. Bakın çok ince de olsa 9 kat yazma var şu an. Altındaki polar kumaş ki onu tekrar katladım. Üzerindeki kumaş hepsinin kalınlığı epeyce oldu. Ama makinam inanın yağ gibi dikiyor. Çok muntazam çok güzel dikiyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Dikip bitirdikten sonra son halinde daha yakından göstermek istiyorum. Köşe kısımları iç kısımları gayet güzel. Muntazam oldu dediğim gibi önce toplu iğneleyin daha sonra tl alın daha sonra makinanızda güzelce dikin hanımlar. Şimdi sıra geldi battaniyemizi birazcık da olsa süslemeye. Minik bir kalp ve 3-4 tane de daire ile battaniyemi e, ufak da olsa bir renk katmak istiyorum. Biraz sevimlilik katmak istiyorum. Ölçülerim kalbimin ölçüsü 25'e 28 arkadaşlar. Hemen pratik bir şekilde bir kalp çiziyorum ve çizdiğim yerin Tam kenarından hiç dikiş payı kullanmadan güzelce kesip çıkaracağım. Aslında hanımlar e, bu kalpleri kullanmayı düşünmüyordum. Ben kendim için düşünüyordum bu battaniyeyi ama çekim esnasında kızım aradı e, battaniye dikiyorum deyince anne lütfen bana dik ve biraz süslü olsun dedi. Hemen kumaşımda vardı biraz minik minik dediğim gibi daire ve kalpler hazırladım. Bunu da battaniyenin üzerine güzelce tutturacağım, dikeceğim yine zikzak ayarıyla. Ondan sonra son bitmiş halinde sizlerle paylaşacağım. Kumaşı biraz önce gösterdiğim gibi dörde katladım ve kenarından herhangi bir e, kase tabak olabilir sabunla çiziyorum ve dört tane dairemi yine sabunla çizdiğim yerin etrafından hiç dikiş payı kullanmadan güzelce kesiyorum. Minik dairelerin ve kalbin nasıl yerleştirildiğini anlatmaya çalışacağım. Güzelce masanın üzerine battaniyemi yaydım. En üstte kalbi koyuyorum ki siz buraya yıldız da kullanabilirsiniz. E, daire dediğim gibi geometrik şekiller hepsini içinizden ne geliyorsa onları kesip uygulayabilirsiniz. Toplu iğnelerle güzelce tutturduktan sonra kenarlarından zikzak ayarıyla güzelce dikeceğim. Bu arada ben yayın sırasında bir kez göstereceğim bu kısımlarını nasıl diktiğimi. Ama ben yayından sonra bir kez daha zikzak ayarıyla dikeceğim ki daha muntazam daha e, uzun ömürlü olmasını istiyorum. Dikkatli bir şekilde tel aldıktan sonra kenar kısımda bakın teli var. Minik minik zikzak ayarıyla dikkatli bir şekilde. Burası belki dikerken e, hani. Ee, sıkıcı olabilir ama biraz zaman harcadıktan sonra daha uzun ömürlü kullanabileceğiniz bir battaniye elde etmiş olursunuz. O yüzden azıcık sabır, e, güzel sonuç diyorum. Bütün dikişleri bitirdikten sonra kanepenin üzerine yayacağım. Bakın bitti, güzelce dikişlerimi bitirdim, ütüledim ve oğlumla e, biraz bunun üzerinde oynadık derken tam da istediğim sonuç oldu hanımlar. Oğlum uyudu ve tekrar üzerini örttüm battaniyeyle. ile. Ee, umarım battaniyemi fikrimi beğenmişsinizdir. İnşallah bundan sonra eski bir yazma gördüğünüz zaman bu fikrimi hatırlarsınız ve o yazmalarınızı asla atmazsınız. Bir kenarda biriktirip siz de çocuklarınızda bu şekilde battaniyeler dikersiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bu arada anlamadığınız yer olursa lütfen ya da hoşunuza gitmeyen yerler olursa videonun sonundaki yorum kısmında belirtin. Sizlere gerekli açıklamaları yaparım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.